Tekir kedi bir fare kokusunun izini sürmektedir ve bu kokunun kaynağını halının altı olarak tespit eder. Fareyi oradan çıkarıp güzel bir ziyafet çekebilmek için çeşitli metotlar dener. Halının üstünde zıplar, altına kafasını sokar ve beklemeye başlar. Konu fare olunca elbette başka kediler de ilgi gösterecektir. Ufukta beyaz kedi görünür. Tekir kedi ziyafeti paylaşmak istemediği için beyaz kedinin gelişinden rahatsız olur ve onu uzaklaştırmak için türlü yollara başvurur. İçgüdüleri beyaz kediyi halıya doğru yönlendirir. Tekir kedi beyaz kediyi adeta göz hapsine alarak dikkatle her hamlesini izlemektedir. Beyaz kedi de farenin halının altında olduğunu idrak eder. Tekir kedi beyaz kediyi izlerken göz göze gelmekten sakınır. Beyaz kedi de bu durumun farkındadır. Beyaz kedi tekir kediyi test etmek için kafasını halının altına sokar gibi yapar. Ve aniden tekir kediye bakar ama tekir kedi eş zamanlı olarak kafasını çevirir. Beyaz kedi halının altına girmeyi kafasına koymuştur ve teşebbüslere başlar. Son arka ayağa girdiği an tekir kedi hem fareyi hem de rakibi beyaz kediyi kıstırabilmek için çevik bir hamleyle halının üstünde zıplamaya başlar. Ancak beyaz kedi kaçmış, fare ise içeride kalmıştır. Beyaz kedi bundan sonra halıya yaklaşmaz ve tekir kediyi gözlemekle yetinir. Üçüncü bir kedinin geldiğini ilk önce beyaz, sonra tekir kedi fark eder. Mahallenin büyük abisi olay yerine teşrif eder etmez tekir kedi ikiler. Feleğin çemberinden geçmiş, tek gözlü büyük kedi hakimiyetinin göstergesi olarak halıya nişanesini adeta nakşeder. Ve usulca ayrılır. Meydan beyaz kediye kalmıştır.